Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun Cumhurbaşkanı ister içeriden ya da dışarıdan olsun, genel başkanlar karar süreçleri içerisinde imza yetkisine sahip olarak bulunacaklar sözleri ortalığı karıştırdı. İsmail Saymaz da dün altılı masa düşük profilli cumhurbaşkanı arıyor diyerek bunu eleştirdi. İsmail Saymaz bugün de muhalefetten önemli bir isimle yaptığı konuşmayı ve altılı masanın cumhurbaşkanı ve kabine planını yazdı. Doğrusu dün telefonum çalana kadar ben Davutoğlu'nun şahsi görüşlerini aktardığını düşünüyordum. Meğer böyle değilmiş. Telefonu açtım. Karşımda muhalif bir politikacı vardı. Dedi ki altılı masanın bir nolu kararnamesinden haberiniz yok mu? Gerçekten haberim yoktu. Sır gibi saklanan geçiş sürecinin yol haritasına göre ilkin şu olacak. Cumhurbaşkanı adayı seçim öncesi kamuoyuna güçlendirilmiş parlamenter sistem ilkelerine uygun hareket edeceğini açıklayacak. Altılı masanın adayı seçimi kazanınca ikinci adıma geçilecek. Altı lider ya cumhurbaşkanı yardımcısı sıfatıyla kabineye girecek ya da yerine bir vekil görevlendirecek. Kaynağım 5 Ocak'taki Altılı Masa toplantısında ilk senaryonun benimsendiğini ileri sürüyor. Eğer böyleyse liderler milletvekili olamayacak demektir. 6 partiye oy oranına bakılmaksızın birer bakanlık verilecek. Oy oranı nispetinde bakanlık sayısı artacak. Üçüncü adım, geçiş sürecinin yol haritasında şöyle yazıyor. Cumhurbaşkanı geçiş sürecinde yürütme yetkisi ve görevini katılımcılık anlayışı ve yetki paylaşımı esasına göre kullanacak. Peki yetki paylaşımı nasıl olacak? Altılı Masa'nın bir nolu kararnamesiyle elbette. Geçiş sürecinin yol haritasından Cumhurbaşkanı yardımcılarına ve bakanlara yetki paylaşımı, meclis seçiminden sonra çıkarılacak cumhurbaşkanı ile belirlenecek. Ayrıca kanun ve kanun hükmünde kararnamelerle cumhurbaşkanına verilen yetkiler, anayasa değişikliğiyle uyum sağlamak üzere tek bir KHK ile değiştirilecek ve bu bakanlar kuruluyla bakanlıklar tarafından kullanılacak şekilde yeniden düzenlenecek. Ayrıca cumhurbaşkanının seçimin yenilenmesine karar verme o hal ilan etme, milli güvenlik politikalarını belirleme ve tedbirler alma görev ve yetkilerini kabinenin mutabakatıyla kullanacağı karara bağlanıyor. Diyanet, MİT, Genelkurmay ve Merkez Bankası'nın başkanları belirlenirken, Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay'a üye atanırken, Cumhurbaşkanı ve yardımcıları birlikte karar verecek.